Merhabalar arkadaşlar, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Çocuk Atölyesi programındasınız, özlemişiz, özlemişsiniz. Dolayısıyla ne yapacağız? Çok güzel bir programı birlikte geçirmiş olacağız, güzellikleri paylaşacağız. Bunlar neler olacak? Çok güzel şeyler olacak. Öğretmenlerimizin hazırlıkları olacak iki masada, iki öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla. Onlar neler hazırladılar, neler anlatacaklar? Hepsini biraz sonra teker teker açıklayacaklar. Bunun yanı sıra arkadaşlarımızla tanışacağız. Yine Büşra öğretmenimizin yanında iki arkadaşımız, Mihri öğretmenimizin yanında iki arkadaşımız. Onlarla konuşacağız. Bunun dışında bilmece hazırladık. Şaşkına soracağız, arkadaşlarımıza soracağız. Atasözümüz olacak. Onları açıklamaya çalışacağız. Ne anlama geliyor acaba? Atalarımız o sözleri, o güzel sözleri neden söylemişler diyeceğiz. Ve içinden bir tanesini burada birlikte yine paylaşmaya gayret edeceğiz. Bir de yarışma yapacağız. Çok tatlı, çok şeker, çok eğlenceli, çok hızlı bir yarışma yapacağız. Kim ne kadar hızlı onu ölçmüş olacağız, onu tartmış olacağız. Biraz da aslında arkadaşlarımızı heyecanlandıracağız. Ama size de şöyle bir katkımız olmuş olacak. Demek isteyeceğiz ki siz de evlerinizde böyle mini yarışmalar yapabilirsiniz diye hatırlatmış olacağız. Aklınızda bulunsun diyeceğiz. Şaşkınımız ne yapar acaba orada? Öğretmenlerimize, masalara bakıyor. Acaba neler yapacağız diye mi merak ediyorsun ay, şaşkın? Çok heyecanlıyım yine. Arkadaşlarla tekrardan buluştum. Öğretmenlerimiz burada. Evet. Yine arkadaşlarımız burada. Ve ben çok mutluyum Arife abla. Biz de seni çok özledik ve ben dedim ya hani bir tane atasözü hazırladık, bir tane bilmece hazırladık dedim ya. O kadar merak ediyorum ki şaşkın, sen o atasözünü bilebilecek misin? Ne anlama geldiğini acaba anlatabilecek misin? Ben her şeyi bilebilirim. Siz bana söyleyin, ben şıp diyebilirim hemen. Peki, yayından önce arkadaşlarımızla da konuştuk. Onlara dedim ki ben bir atasözü soracağım dedim. Şaşkın bilecek mi acaba, siz de düşünün o arada dedim. Tamam dediler. Onlar da düşünüyorlar. Bakalım kimler neler anlatacak. Hem bilmecenin cevabıyla alakalı. Sizi gidin sizi. Senden önce hemen de atasözlerini duymuşsunuz. Evet, onlar cevabı bile düşünmeye başladılar şaşkın. Tamam Arif abla, o zaman bana da söyleyin. Ben de hemen cevabını söyleyeceğim size. Tamam, biraz sonra sana da söyleyeceğim. Ekran başındaki arkadaşlarımızla birlikte sen de öğrenmiş olacaksın, tamam mı? Anlaştık. Anlaştık. O zaman ne yapalım? Ekran başındaki arkadaşlarımızı daha fazla merakla bırakmayalım. Büşra öğretmenimiz ne hazırlamış? Bizim için, arkadaşlarımız için. Mihri öğretmenimiz ne hazırlamış? Arkadaşlarımız siz ne yapacaksınız ki size yardım edecekler? Bu konuları sizden öğrenelim. Sonra da arkadaşlarımızın seslerini duyalım. Onlarla tanışalım. Olur mu? Büşra öğretmenimize başlayalım. Arkadaşlar bakalım Büşra öğretmenimiz ne hazırlamış bize. Orada bayağı süslü bir kutucuk görünüyor. Ama bir maksadı var. Evet. Belki ki acaba ne? Evet, gösterelim arkadaşlarımız da görsünler. Böyle bir kutu hazırladık. Hı hı. Aslında bir sahne gibi gözüküyor. Bir oyun kutusu olacak, gölge oyunu gibi. Hı hı. Hem kutuyu kendileri hazırlayacaklar, oyun kutusunu kendileri hazırlayacaklar. Hı hı. Sonra içinde neler oynatmak istiyorlarsa onları da hazırlayacaklar. Evet. Daha sonra arkadaşları alıp toplanıp beraber oyunu oynayacaklar. Arkaya bir ışık tutacağız. Aslında akşam oynanması daha güzel. Yani karanlıkta tamamen gölge oyunu olduğu için. Ama üstüne kullandığımız kağıt çok ince olduğu için gündüz de oynanabiliyor. Yani yapıştırdığımız zaman görüntüyü gözükebiliyor. Ama akşam oynanması daha eğlenceli oluyor. Akşam oynanmasını evet. Tavsiye ediyorsunuz. Evet, akşam oynanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü arkaya ışık tutuluyor ve tamamen gölge oluşuyor. Tamamen gölge oyunu oluyor aslında. Birkaç hayvan figürümüz var. Karşı masaya biz onu soralım diyoruz. Hayvanları onlar bilmeye çalışsınlar. Bu masada da bir hikaye oluşturdu arkadaşlar. İki tane karakterimiz var, evleri var. Onlarla bir hikaye anlatacaklar. Çok güzel. Böyle bir oyun hazırladık. Peki, bu demektir ki o zaman hani biz de zaten oyunlar hazırladık, mini yarışmalar hazırladık ama masadan masaya da bir oyun olacak ve soru sorulacak. Evet. O masadaki arkadaşlarımıza cevabı bulmaya çalışacak. O zaman ben de hakem olurum burada. Hakem olurum. Sonra bir bakarım acaba kim doğruyu biliyor. Hemen derim ki işte bunlar bildi. Anlaştık, tamam. Şaşkın hakemimiz olacak bizim. Tamam mı şaşkıncı? Tamam. Anlaştık. İpucu bile verebilirsin, yardımcı olabilirsin arkadaşlar. Ama Arif abla ben ip getirmedim ki buraya. Ne getirmedin? İp getirmedim. Nasıl vereceğim? İp yok ki. O ipucu öyle ipucu değil. Elif açıklar mısın ipucu demekle ben ne demek istedim? Şaşkın bayağı ip bekledi galiba. Ay. İpucu ne demek? İp değil yani biraz
bir şeyler söylemek, hatırlatmak. Hı, anladın mı? Yani yardımcı olacağım, öyle mi? Evet. Tamam, o zaman ipucu bende kalır, ben de yardımcı olurum. Pekala. Madem Mihri öğretmenimizden de hemen bilgiyi alalım. Büşra öğretmenimizden bilgileri aldıktan sonra da arkadaşlarımızla tanışalım. Elif'imiz söyleyecek oyunumuzun adını. Öyle mi? Elif, peki. Neydi oyunumuz? Kelebek oyunu. Evet, kelebek oyunu yapıyoruz. Kelebek çizdik. Kelebeğimizin kanatlarında daireler var. Bu dairelerin içinde de noktalar var. Bu noktalarda sayıları ifade ediyor bize. Aynı zamanda böyle kapaklarımız var ve kapaklarımızın üzerinde de rakamlarımız yazıyor. Mesela bana 7 geldi. 7'yi burada kelebeğin kanatlarından sayıp bulacağım ve yerine yerleştireceğim. Doğruyu en hızlı yapan, bitiren kazanmış olacak. Harika. Süre vereceğiz. Peki o zaman burada bu oyunda bu çalışmayı tamamladıktan sonra yapılması gereken en önemli şey kelebeğin kanadındaki yuvarlakların içindeki noktacık sayısını çok hızlı bir şekilde bulmak ve kapaktaki rakamla eşleştirmek. Evet. Ne kadar hızlı davranırlarsa oyunu kazanmış olacaklar. Peki kaça kadar? 1 milyona kadar sayı var mı öğretmenim orada? Hayır. 1'den 10'a kadar var. Buradakinde diyoruz ki 2'şerli yapalım. 2, 4, 6, 8, 10 diye yapalım. Wow. Zaten bizi izleyen bütün arkadaşlar da 10'a kadar saymayın. Kesin biliyor Arif abla. Evet. Ben sayayım ha. Hadi say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biz de alkışlarız seni. İşte bitti. Aynı zamanda yaş grubuna göre de değiştirebiliriz biz bunları tabii ki. Biz 1'den 10'a kadar yaptık ama 3'er 3'er sayarak hatta bunu öğrenirken yaparlarsa daha eğlenceli olur. 2'şer 2'şer yine 5'er 5'er yapabilirler. Kelebeği büyütüp sayıları çoğaltabilirler. Bu biraz bize kalmış bir şey. Bu noktaların şeyi de biraz daha farklı yapabilirler. Yine rakamlı pet şişelerin o kapaklarına noktaları koyup kelebeğin üzerine rakamı yazabilirler. Değiştirebilirler bu. Biraz isteğe kalmış. Peki biraz oyunu oynayacak bizi izleyen arkadaşlarımızın kendi yaşlarına, hızlarına bağlı olarak gitgide çıtayı yükselterek sayıları kelebeğe büyütüp genişletebilirler. Yapabilirler. Çok da kolay malzemelerimiz var. Karton. Herkesin hemen hemen evinde olacak malzemelerden artık. O olmasa bile resim kağıtlarımız oluyor beyaz. Onun üzerine bile yapabilirler. Daha sonra renklendirmek istiyorlarsa yine kartonla renklendirebilirler. Bu kapaklarımızı biriktiriyoruz artık, atmıyoruz. Herkes yapıyor bunu hemen hemen. Başka şeylere de aynı zamanda yardımcı olabiliyoruz bu kapaklar sayesinde. Oyuna da çevirebiliyoruz. Peki, geri dönüşüm de var aslında bizim. Evet. Oyunda pet şişelerin kapaklarını atmamış, onu oyuna çevirmiş oluyoruz. Evet. Çöpe gitmemiş oluyor. Evet. Elinize sağlık, çok güzel bir taraftan çalışmaya başlayabilirsiniz. Diğer masadaki arkadaşlarımızla biz tanışırken, onların sesini duyarken Mihri öğretmenimiz arkadaşlarımızla çalışmaya başlıyor. Büşra öğretmenimiz, iki tane arkadaşımız başlamış çalışmaya. Seslerini duyalım onların ama mikrofon burada. Ben alayım hemen, geleyim size. Size kolay gelsin arkadaşlar. Ve mikrofonu al bakalım. Oyununa ara verelim. Nasılsın? İyiyim. Ceylin. Evet. Evet. Şöyle biraz yukarıda tut mikrofonu. Harikasın. Seni tanıyalım. Kısaca kendinden bahset. Nelerle uğraşırsın boş zamanlarında? Biraz da onları anlat bize, olur mu? Benim adım Ceylin Irmak Erdoğan. 4. sınıfa geçtim. Ondan sonra boş kaldığım zamanlar biraz resim çizerim, faaliyetler yaparım. Biraz test kitap okurum, Ceylin, size arkadaşların arasında sana güler yüzlü Ceylin de diyorlar mı? Efendim? Güler yüzlü Ceylin diyorlar mı? Ben bakıyorum hep gülüyorsun. Ne güzel değil mi? Seviyor musun sen gülmeyi? Evet. Ay ben de çok seviyorum. Peki. O zaman Ceylin, var mı başka söyleyeceğim bir şey? Yok. Teşekkür ederiz hemen arkadaşına. Selin o da. Selin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bir güler yüzlü arkadaşımız daha şaşkın. Peki Selin, seni de şöyle kısaca tanıyalım. Kaç yaşındasın ve sen de boş zamanlarında neler yaparsın? 6 yaşındayım. 1'e geçtim. Evet. Boş zamanlarımda faaliyet yaparım. Oyun oynarım. En sevdiğin oyunu da söylemek ister misin? Evcilik. Ay ne güzel. Kimlerle oynarsın evciliği? Ablamla. Sen evcilik oynarken hangi rolü üstleniyorsun daha çok? Ben evcilik oynadığımda daire oluyorum.
daire. Öyle olabilir mi? Daire oluyormuş ya. Arkadaşım bina oluyor, ben daire oluyorum. Öbürü de böyle şey oluyor, kulübe oluyor. Sen ne oluyorsun? Kafan karıştı. Bebek. Bebek, o da bebek oluyor. Anne kim oluyor? Abla. Ablan oluyor. Peki, teşekkür ediyorum sana da. Mikrofonu alayım, size kolay gelsin diyeyim. Şimdi Büşarat Bey'im, siz figürleri mi hazırlıyorsunuz? Ben aslında sahneyi hazırlıyorum. Arkadaşlar da yani figürleri hazırlıyor, içindeki gölgeleri hazırlıyor. Karşı masaya soracağımız figürlerimiz hazır mı? Onlar hazır, onları sorabiliriz. Peki, biraz sonra onları tanıdıktan sonra soralım. Sonra sahneyi nasıl yaptığınızı bize anlatın. Peki, size biraz sonra soru geliyor arkadaşlar karşı masadan. Az sonra, tamam mı? Seni tanıyalım mı? Adım Elif. Evet, iki tane Elif var burada. Elif, kısaca hemen bahset, kaç yaşındasın kendinden? 7. Evet, sen neler yaparsın boş zamanlarında? Resim, oyun. Duyamıyorum, biraz yakın. Resim, oyun. Resim, oyun, hangi oyun? Arkadaşım varsa biraz oynarım işte. En sevdiğin oyun hangisi? Evcilik. Sen de evcilik. O da evciliği seviyor. Saklambacı da seviyor musun? Saklambaç oynamak da çok eğlenceli değil mi? Nasıl saklanıyorsun peki evde? Böyle saklambaç oynarken en çok nereye saklanıyorsun? Nere senin saklandığın bir yer var mı? Kimsenin seni bulamadığı evde bir yer? Banyo. Diyorlar mı? Peki Elif'ciğim, teşekkür ederim. Hemen diğer Elif'le de tanışalım. Elif'ciğim, kısaca kendini anlatıyorsun ve boş zamanlarında neler yaptığını söylüyorsun. Adım Elif. Kaç 7 yaşındayım. Evet. Boş zamanlarımda arkadaşıma gidiyorum, faaliyet yapıyorum, derslerimi çalışıyorum. Bayağı çok iş yapıyorsun. Elif çok farklı oyunlar oynuyor. Biz bazen konuşuyoruz değil mi Elif? Bir gün burada da oyunlardan birini oynayalım istiyorum. Çünkü ilginç ve görseli çok iyi olan oyunlar bu oyunlar. Bir başka zaman yine seni buraya bekliyoruz. O oyunlardan birini arkadaşlarımla birlikte... Arkadaşımla yine geleceğim. Aslı beslenme. Tamam, öyle yapalım. Oyunlarından birini burada sergile, tamam mı? Çünkü çok güzel. Değil mi? Onları da sergilemek isteriz aslında. Kesinlikle. Bu sözü aldık Elif'ten, tamam mı? Teşekkürler. Hadi bakalım, kolay gelsin. Şimdi Mihri öğretmenimiz ve Büşra öğretmenimiz etkinlikleri hazırlıyorlar. Çalışmaya başladılar ama çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşacaklar. Nasıl yapıyorlar o çalışmaları? Bize bir parça bir parça anlatacaklar. Sonrasında ben Şaşkın'a bilmece soracağım. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte onlar cevabı bulmaya çalışacaklar. Ama önce Büşra öğretmenimiz o sahneyi acaba nasıl hazırlıyor? Bunun için bir tane kutu kullanacağım. Evet. Evdeki hem malzemeleri de değerlendirmiş oluyoruz. Evde tamamen bulabileceğimiz malzemeler olacak. Ben önüne ne koydum şimdi kağıt olarak? Kağıt koymadım. Kağıt da olabilir belki, denemedim onu. Evde yine bulunan, bu annelerimizin kullandığı, aslında tepsiye koyuyorlar, yağlı kağıtlar var. Pastalar, börekler, poğaçalar yaparken tepsinin dibine yiyorlar ki tepsiye yapışmasın diye. Yağlı kağıt deniyor, ondan kullanıyoruz. Ekran başındaki arkadaşlarımız annelerine hemen sorabilirler, varsa alıp gelebilirler. Peki. Önce kutunun kapağını çıkarıyorum. Bu şekilde bir ekran, yani bir sahne oluşacak. Daha sonra yağlı kağıdımızı bunun ölçüsünde kesip ekrana, bunun sahne kısmına yapıştıracağım. Daha sonra kenarlarına çerçeve şeklinde kartonlar yapıştırıp aslında sahnemizi hazırlamış olacağız. Sahneyi hazırlamak kolay. İçine gölgeleri hazırlamak da çok kolay. Bu şekilde silüet resimleri var. Hayvanlardan göstermeyeyim, onları şimdi soracağımız için. Mesela kız resmi var, işte oğlan resmi var, ev resimlerimiz var. Bunları çizeceğiz ve keseceğiz. Daha sonra bir pipete ihtiyacımız olacak. Pipetler, bu kıvrılan pipetlerden olursa daha rahat olur. Kıvıracağız ve kıvırdığımız kısımdan bu şekilde yapıştıracağız. Ki oynatması kolay olsun. Bu şekilde oynatacağız, sahne hazır olacak.
Işığımız da var. Şimdi sorabiliriz isterseniz karşı masaya birkaç tane. Soralım. Aynen. Şimdi birazcık Hacivat Karagöz oyununa benziyor. Evet, gölge oyunu deyince aklımıza hemen onlar evet. geliyor. Daha önce bu tür çalışmalar yaptık ama bunu farklı bir versiyonda hazırladık. Evet. Ve oyuna da çevirebiliyoruz. Hani bilsinler bilmece gibi, bulmaca gibi oluyor. Evet. Karşı masa hazırsa soralım. Arkasından da şaşkının bilmecesi gelecek. Ay merakla bekliyorum bilmeceyi. Hadi bakalım. İki tane Elif var burada. İki Elif hazır mısınız? Soru gelecek masadan. Çok dikkatli izleyeceksiniz. Tamam mı? Ben de hatta buradan bakayım Şaşkın'ın yanından. Evet Büşra öğretmenim ilk soru, ilk daha doğrusu figür. Bakalım ne? Hazır mısınız? Ben de bakıyorum. Çok yakından göstermeyeceğim. Mikrofonumuz orada mı Elif? Heh, orada. Evet. Önce uzaktan bilmeye çalışacaksınız. Tamam. Evet nedir bu? Yengeç. Ben tutmadım. Ay tutmadan bildiler. Çünkü neden biliyor musun Şaşkın? Neden? Çünkü öğretmenimizin elinde bunu biraz önce bence gördüler. Bence de. Ben başka de. Görmedikleri bir şöyle şey soralım. Önce. Evet kapatayım. Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Sizin gidesiniz. Aha. Yanılsın bilmiyorlar. Nereye? At, at onu. At, at öğretmenim. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Başka var mı? Bildiler evet. yine bildiler. Son bir tane daha geliyor. Geliyor. Ama olsun elinize tutabilirsiniz. Tamam ben elimle tutacağım. Ve bunu bilemeyeceksiniz. Geliyor. İsterseniz gözümüzü kapatalım öğretmenim. Ben bildim. Bu. Yarasa. Oo artık evet. Artık alkış hak ettiler. Bir tane daha, daha var. Bir tane, tane son mu? Var. Tamam. Ya var aslında var ama kesiyorlar. Tamam. Tamam geliyor. Geliyor. Evet Elifler. Bu Kurba. Horoz. Hayır. Hayır. Tavuk. Hayır. Hayır. Tilki. Ördek. Kuyruğu kedi. Var. Hayır. Kedi var. Kedi. 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 Evet. Kedi. 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 Ya ya. Harika. Tebrikler. Çok dikkatlisiniz ama. Peki. Böyle bir oyuna da dönüştürebileceğimiz evet. çalışmamızı yapıyoruz. Sahnenin nasıl hazırlandığını öğrendik. Hızlandım. Figürleri hazırlıyorsunuz Hızlandım. Siz şimdi. Mihri öğretmenim. Efendim. Kelebekli bir oyun hazırlıyorsunuz. Evet. Bir aslında etkinlik ama oyuna dönüştüreceğiz bunu. Oyuna dönüştürülmesi mümkün olan bir çalışma evet. çünkü. Az sonra da oyunu oynayacağız. Hı hı. Ama öncesinde Şaşkın'ın bilmecesini soracağım. Ay. Tamam. Hangi aşamada olduğumuzu söyleyeyim mi ben bir? Hemen. Olur tabii. O bilgiyi alalım. Şimdi kelebeğimizi biz süsleyerek başladık. Şaşkın bak görüyor musun kelebeğin güzelliğini? Evet. Süsledik. Şimdi bunun içinde ben daireleri çizeceğim. Bunu kapak yardımıyla yapacağım. Kapaklarımızı koyarak yapacağım ki kapaklarımızı koyduğumuzda aynı eşit olsun diye. Kapaklardan yardım alabilirler. O sırada da kapakların üzerine yaptığımız şu kağıtları kızlar hazırlıyor. Onları yapıştıracağız ve kapaklarımız bitecek. Sonra da kelebeğimizin içindeki daireleri yapacağız. Peki. Sonra da onunla ilgili yarışmamızı yapacağız evet. arkadaşlarımızla. Evet. Peki hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. Şaşkın hazır mısın? Hazırım. Evet arkadaşlar siz de çok dikkatli dinleyin. Şaşkın bilemezse size soracağım çünkü bilmece. Ekran başındaki arkadaşlarımız siz de çok dikkatli dinleyin. Şaşkın bilmeye çalışırken siz de oradan bulmaya bilmeye çalışın cevabı olur mu? Aha. Çok eğlenceli. Büyüklerinize sorabilirsiniz bilmeceyi. Arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz. Yine sorabilirsiniz. Geliyor bilmece. Şaşkıncığım bak. Efendim. Kırmızı püskülü var. Kırmızı püskülü var. O zaman bu şey domates. Hayır. Daha devamı var zaten. Tamam tamam. Boncuktan gözleri var. Domatesin gözlüğü olmadığına göre gözleri de yok onun. Evet yok o değil çünkü. Şafaktan erken kalkar. Şafak abiden erken mi? O zaten çok erken kalkıyor. Ondan erken kim kalkabilir ki? Şafaktan erken kalkar demek güneşin doğuşundan ha. önce kalkar demek. Ay ben de Şafak abiyle karıştırdım. Hayır. Ve uyandırır herkesi. Şafaktan erken kalkar, uyandırır herkesi. Babaannemin püskülü yok. O hepimizden erken uyanıyor. Hayır. Babaanne değil zaten cevap. Ha, bu nasıl bir şey? Böyle şimdi ses çıkartıyor mu? Evet. Aa buldum. Gerçekten mi? Saat. Hayır. Bulamadım. Bulamadın. Arkadaşlarımıza soralım bakalım ne olabilir. Elif mikrofonu sana sonra vereyim. Elif sanki bildi. Dur sen bileme.
Önce başkalarına sorayım, sonra sana geleyim, tamam mı? Sanki bildi, emin değilim ama Elif sessizce söyle bakayım ama... Ben bilemedim, kimse bilemez ki. Sana sonra geliyorum. Nasıl çabuk bildi? Burada mı bildi? Şaşkın. Herkes bilmiş mi? Senden başka herkes bilmiş mi? Duyalım bakalım neymiş? Şey, cevabı horoz. Alkışlıyoruz. Sen de mi? Horoz. Ama yaklaştım. Bizim saatte böyle horoz resmi vardı. Ben onunla karıştırdım herhalde. Evet, yaklaştın bence de. Mikrofonu şöyle bırakalım. Şimdi yarışma yapacağız. Milli Öğretmenimizin masasında iki Elif arkadaşımızla kelebekle ilgili yarışmayı yapacağız. Milli Öğretmenimiz kısaca özetleyecek arkadaşlar. Ekran başına yeni geçenler varsa aranızda, onlar acaba nasıl bir yarışma diye düşünüyorlarsa kısaca özetleyelim, anlatalım. Evde oluşturabileceğiniz bir çalışmayla yarışmayı yapabileceğinizi bilin. Ev oyunları diyelim biz bunlara dilerseniz. Çok da eğleneceğinizi şimdiden söyleyelim. Diğer aile fertlerini de katsınlar değil mi öğretmenim? Aslında çok eğlenceli oluyor. Hep hatta biz geçen sene yaptığımız oyunlar, yani yaz kış döneminden itibaren yaptığımız bu oyunları öğrencilere uyguladığımda şunu fark ettim. Daha bir hızlandık. Hem bilişsel olarak hem koordinasyon olarak çok güzel ilerlemeler oldu. Çünkü pratik kazanıyor arkadaşlar. Pratik kazanıyor. Hızlı karar vermeye. Her anlamda. Sadece bu oyunun bize kazandırdıkları anlamda değil, başka problemlerimiz olduğunda bile çok farklı çözümler, güzel çözümler geliyor ve bunları görmek çok güzel gerçekten. Aile bireyleriyle oynamak, arkadaşlarla oynamak bize çok çok farklı şeyler katıyor. Eğlenirken çok güzel şeyler öğrenmiş oluyoruz. Peki, bu söylediklerinizi şimdi göreceğiz. Evet. Görerek yine öğrenmiş olacağız eğlenirken. Ne yapacağız? Şimdi kapaklarımı karıştırdım. Evet. Karıştırdık. Karıştırdım. Elime 3 geldi. Evet. Şimdi kanadına bakıyorum kelebeğin. Nerede 3 var? Hemen onu görüyorum ve oraya 3'ü koyuyorum. Yalnız bunun oynarken süremiz olacağı için saymalarına çok dikkat etmeleri lazım. Noktalar çok küçük. Dikkatli sayıp hemen koymaları gerektiğinden karıştırabiliyorlar. Mesela 6-7 gibi şeyler yakın oldukları için onları sayarken 7'yi hemen 6 gibi sayıp koyabiliyorlar veya tam tersi olabilir. Onun için bu noktalara dikkat etmek lazım. Peki. Çünkü hızlı karar verecekler. Hızlı karar hata vereceğiz. Yapmadan o hızlı karar vermeyi başarmaları gerekecek. Evet. En Elif, kısa sürede kim yapacak? Onu göreceğiz. Elif, anladın mı? Diğer Elif, anladın mı? Çünkü siz yarışacaksınız sırayla. Bakalım hanginiz bizim vereceğimiz sürede daha çok doğru kapaktaki rakamı doğru noktacıklara yerleştireceksiniz. Hazır mısınız bunun için? Hazırsınız. Ben de saymaya hazırım. Aferin Şaşkın. Öğretmenim, var başka söyleyeceğiniz? Yok. O zaman... 1, 2, 3. Başladı bakalım. Evet arkadaşlar, bulabilecek mi? 7. 7'yi yerine koydu. Arkadaşlar 3'ü de koydu. Bakalım daha kaç koyacak? Acele edin, 20 saniye kaldı. Edip hızlı hareket etmen lazım ama aynı zamanda... 8'i bul, 8'i. Doğru hareket etmen lazım. Ay, 13 saniye kaldı. Arkadaşlar görüyorsunuz, sayıları bulmak gerçekten çok zor ama siz bunu başarabilirsiniz. 4, 3, kalp atıyor. Elif bitiyor, süren bitiyor. Elif süren bitiyor. Tamam. Kalıyoruz. Doğru mu öğretmenim rakamlar? Var galiba. Şimdi 1 doğru, 3 doğru. 3, 6, 7, 8. Bu da 9. Şu 8'imiz şurası olacaktı. 3, 6, 7, 8. Bu yanlış. Bu yanlış. Ay, yanlışları çıkaralım. Şöyle çıkartalım. 7'yi koymuşuz. Evet. Bir daha şuna bakıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da doğru. 3 kapağımız doğru. 3 doğru, 2 yanlış. Bu yarışmanın sonucunu rakamları toplayarak mı belirtiyoruz? Yani yok, ne kadar büyük sayısı, kapak sayısı. Yeterli. 3 tane doğrumuz var. Elif, cepte 3 tane doğrun var. Şimdi diğer Elif'in bakacağız kaç tane doğrusu olacak. Şarkı. Elif 1, Elif 2. Evet. Bakalım şimdi, ikinci Elif'imiz nasıl yapacak? Elif, hazır mısın? Şöyle yapalım. Senin oyununu da rahat görelim diye. Şunu şöyle yapayım, bunu da elime alayım. Evet, şimdi sayıyoruz Şaşkın. Sayıyorum. Bir. İngilizce sayımı. Efendim? İngilizce sayımı. Hadi İngilizce olsun bu kez. Van, Urfa, Adana. Şaşkın. Ay. Elif başlayamadı, şaşırdı da. Aa, ben de hani öyle başlıyor diye Van. Ondan sonra ne geliyordu? Biz yine normal sayalım şarkı. Tamam tamam, öyle sayalım. 1, 2, 3. Başla bakalım. Bakalım arkadaşımız ne yapacak? Hangi rakam 1 ile başladı? Akıllıca. 1'in oldu. Aslında bakalım.
küçük rakamları bulmak daha akıllı. Ama acele etme lazım. 22 saniye kaldı. Evet, Elif hızlan bakalım. 8 rakamını yerleştir. Vav, bayağı da gider gider. 6 rakamını yerleştireceksin. Hadi 6'yı bul, tamam mı? Çabuk ol, çabuk ol, hızlan. Çabuk ol. Hızlan 8, 7, 6. 6'yı buldum. 5, bakalım başka bul. 3, 4, 2, 1, 0. Süre doldu. Hemen kontrol ediyoruz. 1 doğru. Evet. 5 değil. 5 buraya geldi. 6 orada olacaktı. Bu da değil. 5 ile 6 karışmış. Bakın tam hani oynamak tersi olacakmış. Söylediğim şeyler gibi. Bir noktayla karıştırabiliyoruz. 3, 6, 7, 8. 8 doğru. 2 kapak. Alkışlıyoruz. 2 kapak. Az önceki de 3 kapak. Elif 1, 3 kapak. Elif 2, 2 kapak. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli bir oyun, çok eğlenceli bir çalışma tavsiye ediyoruz tekrar sizlere. Diğer çalışma ilerledi. Bitti mi öğretmenim? Evet, hazırlıyoruz ama bu sahnede isterlerse oynatabilirler. Biz hatta biraz Hacivat ve Karagöz gibi böyle karşılıklı iki evde yaptık. Komşu gibi oldular aslında. Arkaya da bir an çek dedik. Bunun üzerine konuşturacaklar. Şimdi yapabiliriz isterseniz. Peki, o zaman sizi dinleyelim. Tamam. Oyununuzu izleyelim. Arkasından atasözümüze geçelim. Şaşkın bakalım nasıl bir oyun oynayacak? Çok merakla izliyorum şimdi. Bakalım gölgelerde nasıl konuşuyor minik minik. Konuşurken kim konuşuyorsa mikrofon ona geçecek, tamam mı? Öyle getirelim. Evet. Öyle gel. Ben açıyorum ışığı. Evet. Şunları da alalım. Şimdi kız hazır. Bir tane de bir çocuk daha olacak da. Onu yapıştırmadım. Onu yapıştırırken göstereyim diye sizin için. Hı hı. Pipeti aldık. Onu hemen birlikte yapıştıralım. Şimdi bunlar neydi böyle az önce gösterdiğimiz sevimli hayvanlar mı konuşacak öğretmenim? Hayvanlar değil, iki tane karakter var. Aa, ben karıştırmışım o pipeti zaman. Pipeti ben yapıştırıcıya sürdüm. Şöyle yapıştırdım. Hı hı. Kıvrılan kısmını da kıvırdım. Şimdi yapıştı. Şimdi oynatmaya hazır. Peki. Tamam. İsterseniz mikrofonu siz tutun tamam, öğretmenim. Tamam, arkadaşlarımız figürleri rahat oynatsınlar. Şöyle üzerinden geçsin. O zaman şey yapsınlar. Onlara da bir konu verelim mi Arif abla? Bir konunuz var mı? Ceylin, Selin bir konunuz var mı zaten Şaşkın? Aa, onlar düşünmüşler. Tamam o zaman. Tamam mı? Ama sen oradan efekt falan yapabilirsin istersen. Bom. Güm. Değiştirin. Patır 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 patır. Başlayın şimdi. Ses biraz daha sesli. La 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 la. Merhaba. 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 Adın ne bakayım senin? Ahmet. Aha. Seninki? Benim adım da Seda. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Ne oynayalım? Bilmiyorum ki, saklambaç oynayalım mı? Ben de oynamak istiyorum. Hadi o zaman ben sayayım, sen saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neredesin? Ben buradayım. Bakalım. Aa, buradasın. Ebe. Ay, ne güzel oynuyorlar. Ben de gerçek sandım. Ben de buraya saklanıyorum. Şimdi sen say. Şimdi sen say bakalım. Tamam. Ben burada sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkaya saklandı, arkaya saklandı. Bak gördün mü? Buldum. Ebe. Ebeledi. Alkışlıyoruz. Arif abla, ben de sandım bana söylüyor sandım bir anda. Ben de bunu evet. Cevap vereyim. Başka ne oynayalım arkadaşım? Ebelemekilik. Ebe. Yakalıyorum seni. Ebe. Ben kaçıyorum. Teşekkürler. Arif abla. Harikaydınız. O kadar güzel oynadınız ki Şaşkın gerçek sandı. Oradan o da size katıldı. Evet. Bu arada Şaşkın neyi anlamış olduk? Burada hazırladığımız oyunumuzun nasıl oynanacağını görmüş olduk arkadaşlarımız. Evet. Çok da eğlendik değil mi bu arada? Çok güzel oldu. Ben orada olmak çok istedim. Burada saklanıyorum. Kimse bana bakmıyor. Arif abla. Peki. Şimdi bir bölümümüz daha var. Onu izleyelim. Burada etkinlikler yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlerin de evlerinizde yapacağınız etkinlikler hazırlamaya çalışıyoruz. Malzemeler de aynı şekilde. Bir minik çalışmamız daha var. Onu çok hızlı bir şekilde izleyeceğiz. Ortalama 1 dakika. Belki birazcık daha geçebilecek.
Yine çok eğlenceli, yine nasıl yapıldığını anlayacağınız şekilde hazırladık bu bölümü. Bakalım ne yapılacak, izliyoruz birlikte. Evet arkadaşlar, minnacık bir etkinlik daha öğrendik. Hızlı bir şekilde döndük buraya. Şimdi ne yapacağız? Atasözümüz var. Onunla ilgili birazcık konuşacağız. Ben arkadaşlarımızın bu atasözü hakkında neler söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Ama asıl merak ettiğim şaşkının acaba ne düşüneceği, bu atasözünü nasıl anladığı arkadaşlar. O yüzden hiç vakit kaybetmeden atasözünü soracağım. Arkasından çok eğlenceli, çok zevkli, evlerinizde de oynayabileceğiniz minnacık bir yarışma yapacağız burada. Ama önce atasözümüz. Evet. Şaşkın, hazır mısın? Hazırım. Şimdi bak, atalarımız şöyle bir söz söylemişler. Ne demişler? Biliyorsun atasözü hani kısacık bir söz söyleniyor ama aslında o çok şey anlatıyor. Evet. Bu söz de aynı o şekilde çok şey anlatıyor. Acaba ne anlatıyor, ne demek istemişler? Tamam. Demişler ki her işin başı sağlık demişler. Bence baba, neden böyle demişler? Şimdi bizim oradan şimdi abiler hep çalışıyor. Ondan sonra oradaki amcalar da diyor ki, vay diyor, gene Sadık işin başına geçmiş diyor. Her işin başında da Sadık geçiyormuş. Şaşkın, ben Sadık demedim ki, sağlık dedim. Ay, Sadık'la sağlık aynı değildi değil mi? Hadi. Ben de Sadık abiyle karıştırdım bunu. Hayır, bu sağlık. Arkadaşlarımıza bir soralım, sonra sana istersen bir daha sorayım, sen düşüne dur. Tamam, sağlık, her sağlık. İşin başına her sağlık. Her işin başı sağlık. Büşra öğretmenim, arkadaşlarımıza mikrofonu verelim. Ceylin, her işin başı sağlık demiş atalarımız. Sence neden böyle söylemişler? Şimdi mesela biri doktor olabilir diye demişler. Doktor, hastane. Yani? Sağlık gibi yani. Peki, bir de Selin'e soralım. Selin, sence neden atalarımız her işin başı sağlık demişler? Bununla ne anlatmak istemişler bize? Kendimize iyi bakmalıyız. Neden iyi bakmalıyız kendimize? Güzel düşündün ama neden? Onu da bulamadım. Kendimize iyi bakınca sağlıklı mı oluyoruz yoksa? Acaba? O da düşünecek. Şimdi bu masaya gelelim. Elif, al bakalım mikrofonu. Atalarımız demiş ki her işin başı sağlık demiş. Neden böyle demişler? Bize ne anlatmak istemişler? Yani... Mikrofonu yakın tut kendine. İyi işlerin başı sağlık gibi böyle iyi şeyler. Ben biraz daha açıklar mısın? Bir şey hatırladım sanki. Peki. Bakalım. Sana da soracağım. Yani biraz açıklar mısın? İyi işlerin başı sağlıklıdır diye öyle. Neden iyiliklerin başı sağlık demek oluyor? Yani şöyle. Sağlıklı olursak ne oluyor? Hasta olmuyoruz. Peki bir de diğer Elif'e soralım. Elif, ben de atalarımız... arkadaşım dediğini söyleyecektim. Yani?
Aynısına. Bir de sen ona katılıyorsun yani. Senden ya şimdi o söyledi ya, ne diyeceğim şimdi, şaşırdım. O zaman ben söyleyeyim Arif abla. Peki hadi şaşkından dinleyelim. Bakalım atalarımız her işin başı sağlık diyerek ne demek istemişler? Ne demek istemişler? Yani arkadaşların söylediği gibi bir işe başlamadan önce sağlıklı olmak lazım. Yani ne yaparsan yap, sağlıklı ol. Çünkü sağlıklı olmazsak zaten diğer işleri de yapamayız arkadaşlar. Evet. Sağlıklı olmazsak her şeyi yapmakta zorlanırız değil mi? Yarım kalır ve zaten sağlığımız olmadığı için güzel de olmaz. Evet ve sağlığın çok kıymetli olduğunu da vurgulamak istemişler. Her işin başı sağlık derken sağlığın ne kadar önemli olduğunu, sağlıklı olmazsak diğer işleri de yapamayacağımızı, yine pek çok aslında söylemek istediklerini bir cümlede toparlayarak güzel bir atasözü söylemiş olmuşlar. Sağlık demek ki çok önemliymiş evet. Aşkın. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyormuş. Öyle ufak tefek olur olmaz her şeye de üzülmememiz gerekiyormuş. Hı-hı. Hani sağlık olsun, her işin başı sağlık, o daha önemli diye de birbirimize hatırlatmış oluyoruz bu atasözüyle değil mi? Evet, çok da güzel bir atasözü. Arkadaşlar siz de her zaman sağlıklı olun. Evet. Şimdi yarışma yapacağız, vaktimiz daraldı. Şu masayla mı, bu masayla mı, bu masayla mı, şu masayla mı? Hangi masayla başlayalım? Ya şundadır ya bunda. Hop, bu masayla. O zaman buradan başlıyoruz. Evet. Gelin bakalım Elifler buraya. İki Elif'i de alıyoruz. Gelin, 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 gelin. Çok hızlı gelmeniz lazım. Burada mandallar var. Sen burada duruyorsun. Şöyle biraz daha gel. Evet Elif, gel bakalım yanıma, şöyle dön. Biz 3'e kadar başlayınca sayacaksınız. 1 dakika süremiz olacak. 1 dakika süre zarfında sen Elif, diğer Elif'e kaç tane mandal takacaksın onu göreceğiz. Sonra aynı süreyi diğer masadaki arkadaşlarımıza da vereceğiz. Hanginiz daha çok mandal takarsanız o kazanmış olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Şaşkın sayalım, sonra 1 dakika süreyi başlatalım. Tamam. 1, 2, 3. Başla bakalım. Çok hızlı olman gerekiyor. Koşman evet, gerekiyor. Evet sayıyoruz ve... Çok güzel gidiyorsun. Biraz daha hızlı ol. Elif. Çok bakalım hızlı. Elif çok kaç Elif tane takabilecek. Elif çok daha hızlı. Hızlı yapman lazım. Çünkü yoksa o taraf seni geçebilir. Elif koş yürüme. Evet koş yürüme. 40 saniye Elif, kaldı. Bakalım arkadaşlar toplamda kaç tane yapacak? Çok evet çok hızlı ediyorum. Elif koşman lazım. Vakit Elif alıyor. 30 saniye kaldı. Çok hızlı bak 30 saniye. Hadi 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 vakit ilerliyor. Ben daha hızlı gidiyorum. Çok hızlı. Ay, her tarafı mandal oldu. Çok hızlı. Çok şirin oldu. Elif diğer masa seni yener eğer böyle olursa. 15 saniye kaldı. Ve 13 devam. Evet. 12, 11, 10. Saat ilerliyor. 9. 8, 7, kalp atmaya 6, başladım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alkışlayalım. Elif gel yanıma, bana yardım et. Sen dur orada Elif. Bakalım al, kaç bir, tane. Oraya koyabilirsin. 2, bana yardım edebilirsin sayarken. 3, 4, şaşkın. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 18, 11, 12, 12, dön bakalım görmediğimiz var mı? Ve 12 mandalla sizi yerlerinize alıyorum. 12 mandal. 1, 2, 3. Haydi bakalım. Hızlan, evet, işte başladı. Hızlan. Evet, hızlan, hızlan, hızlan. Bakalım, vaa wow, bayağı da hızlı gidiyor. Evet. Mandalları takınca çok şirin oluyor. Evet. Eğer 12'yi geçersen bana da mandal tak, tamam mı? Acele et ama birazcık, 40 saniyen kaldı. Evet, evet çok iyi bakalım, gidiyorsun. Bakalım 12'yi geçebilecek evet, mi? Evet, bak o kenarlarını da takabilirsin, daha kolay hızlı takar. Hızlı ol, daha hızlı. Arkadaşlar oralara... bunu siz de evde oynayabilirsiniz. Gel göstereyim. Çok iyisin. Kollarının kenarını vay bakalım evet. Tam 20 saniye kaldı. Acele et birazcık daha. Ay, ay koluna mı taktın yoksa? Ve 10 saniye. Küp 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gel bakalım.
Bana yardımcı İstersen oluyorsun. İstersen kutuyu yanına al kutuyu. İki. Üç. Dört. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On iki. On üç. Ve bunu şaşkına takabilirsin. 14. Ay sen bana mı takacaksın? Ay gıdıklanırım. Alkışlıyoruz. Yaşasın. 14. mandal benim oldu. Teşekkürler. Harikaydınız. Çok tatlıydınız. Yarışmayı da bitirdik ve programımızın sonuna geldik. Arkadaşlarımız öğretmenlerimizi buraya almadan önce Mihri öğretmenimiz çok kısa bir şey söyleyecekmiş. Evet. Etkinliğimizi bitirdik ama kapaklarımızı buradakiler gibi kalemlerle yazmadık. Stickerlerle yaptık. Kaldıramıyorum, düşecek ama çok şık oldu böyle de. Çok cici oldu. Görelim istediğiniz. Evet. Gösterelim. Çok şık ve çok güzel farklı rakamları hazırladı. Rengarenk oldu böyle de. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz evet. diye bize hatırlatmak istedik. Evet. Gördüğünüz gibi ne kadar süslü, ne kadar güzel olmuş. Elinize sağlık. Öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı buraya alıyorum. Veda etmek üzere. Gelin bakalım buradan alasmardadık diyelim. Ama ne yapalım? Bir sonraki programda biz yine burada buluşalım. Diğer kelebeği de alalım öğretmenim, onu da görelim. Gelin bakalım, gelin. Elif gel, 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 gel. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, biz Çocuk Atölyesi programında aynı saatte, aynı günde ne yapacağız? Yine burada olacağız. Neden? Çünkü sizleri çok seviyoruz. Güzellikleri paylaşmak istiyoruz. O nedenle şimdilik alasmarladık diyoruz. Çok güzel çalışmalarla, çok güzel atasözleriyle, çok güzel bilmecelerle ne yapacağız? Karşılayacağız sizleri. Ama şimdilik hoşça kalın. Ellerinize sağlık. Hoşça kalın. Hoşça kalın.